Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ikinci ünitemizin ikinci dersiyle tekrar birlikteyiz bugün. Eddersu Fani, ikinci ders, Saihun fil Medineti, şehirde bir turist. Şehirde bir turist temalı olacak. El kısmül evvelu, birinci kısım, el istima'u, dinleme bölümü. Evvelen ilk olarak el müfredatu, kelimeler. Saihun turist, saihun turist, zukakun sokak, dayfun misafir, mevkifun konum, sarrafun sarraf yani para bozduran, para bozan, para değiştiren sarraf, mektebu sirafe döviz bürosu, mektebul berit postane, masrifun banka, kısmı şurta, polis karakolu, zaviye, köşe anlamında zaviye, köşe, methafun müze, suku eferi, antika pazarı, tarihi pazar, bidayetun başlangıç, nihayetun sonuç. Bu ikisi birbiriyle zıt anlamlı. Mübaşaraten dopdoğru, doğruca. Yine canlı anlamında da yine mübaşara kullanılıyor. El-ef'alu fiiller, bu ders göreceğimiz fiillerimiz. Zehebe gitti, yezhebu gidiyor, zehebun gitmek, ile harfi ceriyle kullanılıyor. İzheb emir fiili, git anlamında. Gata'a kat etti ya da kesti. Yakta'u kat ediyor. Gat'un kat etmek, kesmek. İkta kes. Bu da yine emir fiil. İttecehe yöneldi. Yettecihu yöneliyor. İtticahun yönelmek. İttecih yönel. Rakibe bindi. Yerke bu biniyor. Rukubun binmek. İrkeb bin. Sa'ide tırmandı. Yes'adu tırmanıyor. Su'udun tırmanmak. İs'ad tırman emir fiil. Meşe yürüdü, yemşi yürüyor, meşyun yürümek, imşi yürü, emir fiil. Behase araştırdı, aradı, yebhasu araştırıyor, behsun araştırmak, ibhas araştır anlamında. Bu fiilimizde yine an harfi ceriyle birlikte kullanımı tercih ediyor. Yani izheb ile ve ibhas an şeklinde, izheb ile ibhas an şeklinde bu fiillerimizi ne yapacağız? Kullanmayı tercih edeceğiz. Saniyen ikinci bölüm, el münakaşatu temhidiye, hazırlık bölümü. Mel mudunu siyahiyetu fi beledike, senin ülkendeki turistik şehirler nelerdir? Uzkur el emakine leti yezuruha essuyyahu fi beledike, senin ülkende turistlerin ziyaret ettikleri mekanları zikret. Sadikuke, senin arkadaşın, seyezuru medineteke, senin şehrini ziyaret edecek. İla eyne setehuzuhu, onu nereye götüreceksin? Onu nereye götüreceksin? Thalithen, üçüncü bölüm, el-esiletu, sorular bölümü. İstemi'a dinle, istemi'a dinle. Thumme ecib anil esiletil atiye, sonra gelen sorulara cevap ver alıştırmasındayız. Burada bir ses kaydımız var. Ses kaydımızı dinleyeceğiz ve bu kayda göre iki tane sorumuz var. Hemen bu soruları şöyle bir cevaplayalım. Eyne saihu, turist nerede? Birinci sorumuz bu. Eyne saihu, turist nerede? Es-saihu fi Dimeşk, turist Şam'dadır. Ya da Es-saihu fi Medineti Dimeşk, turist Şam şehrindedir de diyebiliriz bu sorumuza. An mâzâ yebhasu sâihu, turist nereye arıyor? Turist nereye arıyor? Yebhasu sâihu an methafil vatani, ulusal müzeyi arıyor. Turist ulusal müzeyi arıyor. Bu bilgilere tabii ses kaydından ulaştım.
Sizler de dilerseniz ses kaydını dinleyip aynı cevaba ulaşabilirsiniz. İkinci alıştırma. İstemi' dinle merraten uhra. Bir kere daha dinle. Thumme sonra imle'il cedvele tabloyu doldur. Bil ma'lumatil matlube istenen bilgilerle tabloyu doldur. Tabloda bize bakın bir takım isimler verilmiş. El Emane, El Hamidiye, Babul Har, Mithat Paşa ve Esselam. Bunlar bazı isimler. Bunlar bir mekan ismi. Ama hangi mekan bunlar? Bu da yine ses kaydında bunlarla alakalı bilgiler bulunuyor. Şöyle bir bakalım ses kaydımızda hangi bilgilere ulaşmışım ben? Evet, isim olarak El Emane'yi ses kaydında ben duymadım. Yani birkaç kere dinledim ama bunu duyamadım. O yüzden bu hangi mekandır? O konuda bir bilgim yok açıkçası. Burayı boş bıraktım. Hamidiye, Şam şehrinde bulunan bir suku eferi, yani tarihi bir pazarın, çarşının adı Hamidiye, suku eseri. Babul Harra, bir lokanta ismi, matam, lokanta. Mithat Paşa yine bir çarşı ismi, suk, o yüzden buraya yine çarşı, pazar anlamında suk kelimesini yazdım. Selam ise bir kafenin ismi, makhe, bir kafe ismi. O yüzden bu tabloyu bu şekilde dolduralım. Dediğim gibi El Emane ile alakalı bir bilgi ses kaydında birkaç kere dinledim ama ben ulaşamadım. Bunu arama motorlarından belki bulunabilir. El Emane Tufiye Dimeşk yazarak belki neresi olduğu tam olarak çıkabilir sayın hocalarım. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza. Üçüncü alıştırma. İstemi' merraten uhra, bir kere daha dinle. ثُمَّ سِلْ بَيْنَ الْجُمَلِ ف۪ي هَمْزَ وَمَا يُنَاسِبُهَا ف۪ي بَ وَجَ. Şimdi burada ses kaydını bir kere daha dinleyeceğiz. Ondan sonra bunları birbiriyle ne yapacağız sayın hocalarım? Eşleştireceğiz. Burada sağ tarafta bakın mekanların isimleri yazıyor. El-Mathaful Vatani, Ulusal Müze. Sarraf, bu da dövizci yani. Es-Sukul Eferi, Tarihi Çarşı. Ve matam, lokanta. B tarafta el-itticahul evvel, ilk yöneliş var. Yani ilal yemin, sağa doğru, ba'de miyeteyni mitir, 200 metre sonra, nihayetu şari, caddenin sonunda, nihayetu suki Mithat Paşa, Mithat Paşa çarşısının sonunda ve mübaşaraten erba'a miye mitir, 400 metre, yani dümdüz 400 metre sonra. Sol tarafta da, en solda, canibel kal'a, kalenin yanında, ilal yesar sol tarafta, mukabilel hadika bahçenin karşısında ve fizzukaki sokakta, mukabile mektebil berit postanenin karşısında. Şimdi bunları dinlediğimiz ses kaydına göre eşleştirelim. Matahaful vatani, nihayetu şari ve buradan da nereye gidecek? Mukabilel hadikaya gidecek sayın hocalar. El metaful vatani, nihayetu şari, mukabilel hadika. Es sarraf ise öncelikle ilal yemin, ba'de miyetey mitir. Buradan da fizzukak, en aşağıya fizzukak, mukabile mektebil verit. Es sukul eferi, mübaşaraten erba' mi'e mitir. Buradan da nereye gidecek? Canibel kal'a. Son olarak el mat'am, lokanta, nihayetü suki Mithat Paşa, ilal yesar olacak. Bu şekilde ses kaydına göre buraları ne yapalım? Mekanların tariflerini ve son bitiş noktalarını, nuktatul vusul, son böyle ulaşım bitiş noktalarını da birbiriyle eşleştirmiş olalım. Geldik dördüncü alıştırmaya. İstemi'a dinle, thumme imle'il feragati bil kelimati leti tesme'uhe. Sonra boşlukları duyduğun kelimelerle doldur alıştırması. Ne yazık ki bundan önce hiçbir şekilde yani bu alıştırmayı yapamadık. Yine belirtilen ses kaydının bununla alakası yok. Diğer ünitelerin aynı ses kayıtlarını ya da diğer ünitelerin farklı ses kayıtlarını da dinledim ama ne yazık ki bu işte bir sıkıntı var. Henüz çözemedim ama daha önceki derslerin de aynı bu benzer alıştırmasını yapamamıştık. Bunu da yine maalesef yapamayacağız sayın hocalarım. El kısmü sani, dersimizin ikinci bölümü, el lugaviyat, dil bilgisi bölümü.
Bakalım birinci alıştırmamız şöyle ki sil beynel müfredi vel cemiye. Müfret ve ceminin arasını eşleştir alıştırması. Mektebun ofis, mekatibu ofisler. Masrifun banka, masarifu bankalar. Zaviyetun köşe ve burada cemisine bakalım hemen. Zevaya köşeler. Evvelu ilk, evailu ilkler. Ahiru son, evahiru sonlar anlamında. Mektebun mekatibu, masrifun masarifu, zaviyetun zevaya, evvelu evailu, ahiru evahiru olacak. İkinci alıştırmamız sil beynel kelimeti ve diddihe, kelime ve onun zıt anlamlısını bu sefer eşleştireceğiz. Evvelu ilk, ahiru son, yeminun sağ, yeser sol, şemalun kuzey, cenubun güney, bidayetun başlangıç, nihayetun sonuç, saide tırmandı, nezele indi. Evvelu ahiru, yeminun yeserun, şemalun cenubun, bidayetun nihayetun, saide nezele eşleştirmesi olacak. Geldik üçüncü alıştırmaya. Sil beynel kelimeti fi hemze ve ma yunasibuha fi ba. Bu sefer sağ tarafta kelimelerimiz var. Bunları tamamlayıcı kelimeleri sol tarafta ne yapacağız? Birlikte seçeceğiz sayın hocalarım. Şimdi öncelikle bakalım şurada tanıdık olanlar hangisi? Mesela mektebul berit, postane demek. Mektebul berit, postane demek. Bunları işaretleyelim. El mataful vatani, ulusal müze. El mataful vatani, ulusal müze. Şimdi merkezul medine, şehir merkezi. Merkezul medine, şehir merkezi. Zaviyetu şari'a, caddenin köşesi. Zaviyetu şari'a, caddenin köşesi. Es-sukul eseri de, tarihi pazar, tarihi çarşı anlamında. Bir kere daha okuyalım. Merkezul medine, es-sukul eseri, zaviyetu şari'i, mektebul berit, el-methaful vatani olacak sayın hocalarım. Geldik dördüncü alıştırmaya. Uktub yaz, el-emra minel ef'alilatiye, gelen fiillerin emirlerini yaz alıştırması. Kitabımız bize burada 6-7 tane mazi fiil vermiş. Bunların hem müzekker erkek için emir fiillerini hem de müennes bayan için emir fiillerini ne yapacağız? Yazacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Sa'ide tırmandı. İs'ad tırman bir erkek için. İs'adi tırman bir bayan için. Yani bayana tırman dediğimizde is'adi, erkeğe tırman dediğimizde is'adı tercih edeceğiz. Şuradaki muhataba yağlarını şu şekilde bir işaretleyelim. Çünkü emir fiilin müzekkeri ve müennesi arasındaki tek fark bu sona bitişen muhataba yağlarıdır. Bir bayana delalet eden muhataba yağsıdır. O yüzden onu mutlaka yazmak durumundayız. Semi'a dinledi, isme'a dinle, isme'i sen dinle bir bayan için. Nezele indi, inzil in, inzili sen in bir bayan için. Rakibe bindi, irkeb bin bir erkek için. İrkebi bin bir bayan için. Gata'a yani kesti, kopardı. İkta sen kopar. İkta'i sen kopar bir bayan için. Zehebe gitti. İzheb git bir erkek için. İzhebi git bir bayan için. Dehale girdi. Uduhul gir bir erkek için. Uduhuli gir bir bayan için. Dediğim gibi yani karşımızdaki bir erkekse emir fiili ona göre kullanacağız. Eğer karşımızdaki bir bayansa emir fiili ona göre kullanmamız lazım sayın hocalarım. El kısmu salisu dersimizin üçüncü bölümü, el muhadese konuşma bölümü. Bakalım birinci alıştırmaya. Methil ef'alel emrilleti ta'lemetha min hilali istihdamiha fi cümelin. Yani az önce diyor bu öğrendiğin emir fiilleri
ne yapacağız? Cümleler içerisinde örneklendireceğiz. Ben burada herhangi bir şey yazmadım. Mesela ne olabilir? İzheb ila medinetike, şehrine git. Ya da ne olabilir? İrkem, irkeb me'ane, bizimle beraber bin olabilir. Başka ne vardı mesela burada? İsme' duruseke ceyyiden, derslerini iyi dinle olabilir. Mesela ne olabilir başka? Uduhul beyteke minel babi, evine kapıdan gir. Uduhul beyteke minel babi, evine kapıdan gir olabilir. İkinci alıştırmamız, unzur ilel haritati, haritaya bak. Bakın önümüzde bir harita var burada. Haritaya bak. Thumme tebadeli suale vel cevabe me'a zemilike müstakdimen el kelimatil atiyeti kema fil mital. Buradaki soru ve cevapları arkadaşımızla birlikte değiştireceğiz ve şu gelen kelimeleri kullanacağız bakın. İttecih yönel, mübaşaraten doğruca, ilel yemin sağ taraf, ilel yeser sol tarafa doğru, emame ön, beyne arasında, gurbe yakınında, mukabile karşısında, fizzaviyeti köşede ve canibe de yanında. Bunları kullanacağız burada. Misalun örnek, ente emamel müsteşfa, sen diyor hastanenin önündesin, bakın şurada, sen hastanenin önündesin. Keyfe ezebu, mesela keyfe ezebu ilal matam, lokantaya nasıl gidebilirim? Lokantaya nasıl gidebilirim? İttecih yönel, mukabileten, karşıya yönel. Ve thumme sonra, işte imşi yürü, erbe'a mitir. Takriben yaklaşık olarak 4 metre yürü mesela. Bu şekilde burada arkadaşımıza işte sen buradasın. Mesela sen Emames Saydaliye eczanenin önündesin. İşte örnek veriyorum. Masrif bankaya nasıl gidersin ya da bakkaliye markete nasıl gidersin diye. Böyle arkadaşımızı yönlendirerek burayı yapacağız. Ve şuradaki yön belirten kelimeleri ve kalıpları da ne yapacağız? Kullanacağız. Üçüncü olarak ursum haritaten limekani sekenike. Yani senin yaşadığın yerle alakalı bir harita çiz. Thumme sif li zumelaike keyfe yasiluna ila beyt. Sonra arkadaşlarına senin evine nasıl ulaşabilirler? Bunu vasıflandır alıştırması. Mesela uhruç min huna, buradan çık. Thumme ittecih ilal yesar, mesela sonra sola yönel. Thumme imşi erbe'a mi'a mitir, sonra 400 metre yürü. Ve ba'de zalike, bundan sonra mesela ne olabilir? İnzil min seyyaratike, arabandan in mesela. Burada yürü değil de mesela arabanla geldiyseydik, burada arabandan in diyebilirdik mesela. İs'at tırman, ikta kes kat et gibi. Bu şekilde burada arkadaşlarımızı evimize doğru çizdiğimiz harita üzerinden ne yapacağız? Yönlendireceğiz. Bilmiyorum sınıfta bu tarz alıştırmaları yapıyor musunuz? Bunlara zaman kalıyor mu bilmiyorum ama burada biraz hayal gücümüzü zorlamak lazım. Bir de bunların amacı bizim bu kalıplara aşina olmamızdır. Yani bu tarz alıştırmalar belki bize zor görünebilir ya da kimimize göre çok gereksiz ve basit görünebilir ama bunların altında yatan sebep şuradaki kalıpları acaba öğrenebiliyor muyuz, bunları kullanabiliyor muyuz diye buna alışmamız içindir. O yüzden sabırla bu bize pek zevksiz gelen alıştırmaları da ne yapmak lazım? Yapmak lazım. Bunlar tamamı bizim iyiliğimiz için sayın hocalarım. Evet, böylelikle ikinci ünitenin ikinci dersinin kaydını da tamamlamış olduk. İnşallah üçüncü derste görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım.